sizlere köstebek pasta yapacağım. O zaman pastamızın yapımına geçelim. Köstebek pasta için gerekli malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 çorba kaşığı kakao, 2 su bardağı un. Kreması için gerekli malzemeler 4 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı nişasta, 2 çorba kaşığı un, 4 çorba kaşığı şeker, 1 poşet krem şanti, yarım çay bardağı damla çikolata, 3-4 adet muz kullanacağım arası için. İlk olarak pastamızın kekini hazırlayacağız. Bunun için yumurtalarım var, 3 tane. Yumurtamı ve toz şekerimi güzelce çırpacağım. Şimdi şöyle karıştırıyorum. 4-5 dakika hiç durmadan güzelce karıştıracağım, çırpacağım. Mikserimi çalıştırıyorum. Şeker tamamen eriyene kadar, yoğurt kıvamına gelinceye kadar güzelce çırptım. Şimdi de içine sıvı yağ ekliyorum. Sütümü ekliyorum. Böyle karışana kadar kısaca bir çalıştıracağım mikserimi. Bu kadar yeterli. Şimdi içine unu ekleyeceğim. Önce kakao ekleyeyim. Yarısını eğiyorum önce. Yarısını eğledim. Şimdi önce bir karıştıracağım. Şöyle. Bu aşamadan sonra çok fazla çırpmanıza gerek yok. Karışana kadar un karıştırmanız yeterli. Ben sıçramaması için onu şöyle bir karıştıracağım. Şimdi şöyle bir 30-40 saniye çırpacağım sadece. Şimdi kalan unumu ekliyorum. Kalan unu da kabartma tozu ve vanilya ile birlikte ekliyorum. Kekin kabarması için püf nokta. Elim işlemi bitti. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Dediğim gibi çok fazla çırpmaya artık gerek yok. Şöyle bir dakika daha çırpıyorum. Sonra kek harcım hazır olmuş olacak. Kek harcım hazır. Şimdi kek kalıbıma dökeceğim. Kelepçeli kek kalıbımı tabanına yağlı kağıt sıkıştırdım. Çıkarması daha kolay oluyor. Şöyle kenarlarını da hafifçe margarinle yağlıyorum. Garanti olsun. Çıkarken sorun yaşamayalım. Çünkü bu pastada görüntü önemli. Böyle yağlarınızı. Yuvarlak bir borcamda kullanabilirsiniz. Ya da dörtgen bir borcamda yapıp onu sonra bir tabakla böyle yuvarlak hale getirebilirsiniz. O kenarlarını üzerine ileyebilirsiniz. Ufalayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İlla kelepçeli kek kalıbı olmasına gerek yok. Şimdi karışımımı kek kalıbıma boşaltıyorum. Kek harcımı kek kalıbıma boşalttım. Birini artık ben yerim. Şöyle sallıyorum her tarafı eşit bir şekilde yayılsın. Önceden ısıtılmamış soğuk fırına koyacağım kekimi. 180 derecede yaklaşık 35 dakika kadar pişireceğim. Şimdi pastamın kremasını hazırlayacağım. Ocağımın altını yakıyorum. Sütümü tencereye boşaltıyorum. İçine nişastamı koyuyorum. Unumu koyuyorum. Şekerimi koyuyorum. Tüm toz malzemeler bunlar. En son olarak damla çikolatayla krem şanti ekleyeceğim. Sadece krem şanti ile yapanlar da var. Küçük poşet krem şanti kullanıyorlar örneğin. Koyu bir kıvam, bir su bardağı süt ile. Ama böyle daha güzel oluyor. Sadece krem şanti tadını ben sevmiyorum. Şimdi de koyulaşana kadar yavaş yavaş karıştırarak topuk olmaması için pişiriyorum. Kremam koyulaştı. Şimdi bir 5-10 dakika sıcağın ısınmasını bekleyeceğim. Ocağımın altını kapatıyorum. Soğuyan kremamın içine
Bir poşet toz krem şanti koyuyorum. Dediğim gibi pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Hazır halde satılan hazır pasta kremalarından, vanilyalı olanından kullanabilirsiniz. O da güzel oluyor. Ama bugün evde benim krem şanti vardı. Krem şanti kullandım. Şimdi mikserimi çalıştırıyorum. Kremam hazır. Gördüğünüz gibi koyu kıvamlı bir krema elde ettim. Çikolatayı da döküyorum. Sıcakken sakın çikolata koymayın içine, yoksa erir içinde çikolata. Şimdi şöyle çikolatamı da karıştırıyorum. Sıcakken koymayın dedim ama çok az bir sıcaktı aslında, ama çikolatam içinde eridi. Olsun, benim yaptığım hata yapmazsınız. Şimdi artık pastamın yapımına geçebilirim. Kekimi kelepçeli kaptan çıkardım. Şöyle bir kaşık yardımıyla kenarlarında bir parmak boşluk bırakacak şekilde şöyle içine oyacağım. Şöyle şimdi rondodan geçireceğim için şöyle rondomu alıyorum. Kekimin koyduğum yerinden parçalarını şöyle rondomun içine atıyorum. Kekimin içini güzelce oydum. Çok da dibe inmeyin tabii ki. Şöyle iki parmak yükseklikte yeterli. Muzları çünkü yerleştireceğiz. Muzların çukura yerleşmesini sağlasanız yeter. Şu şekilde. Muzlarını yerleştiriyorum. Muzlarımı da yerleştirdim. Şimdi üzerine hazırlamış olduğum kremayı döküyorum. Pastamın kremasını güzel bir şekilde muzların üzerine yaydım. Şöyle tepesi kubbeli olması gerekiyor. Zaten muzlardan dolayı şöyle birazcık kalkık oluyor. Şimdi burada içinden oyduğu keklerim var. Onları rondodan geçireceğim. Hemen rondomu çalıştırıyorum. Şimdi ufalanmış kek parçalarını pastamın üzerine yerleştireceğim. Geçirdiğim kek parçalarını kremanın üzerine güzelce yaydım ve köstebek pastam hazır. Bugün sizlere köstebek pasta tarifi verdim. Buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdikten sonra afiyetle yiyeceğim. Mutlaka siz de deneyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.